Bundan önceki bazı videolarda ideal gaz yasasından bahsetmiştik. Bu basın çarpı hacmin mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti çarpı Kelvin cinsinden sıcaklığa eşit olması anlamına gelir. İdeal gaz kanununu uyguladığımız tüm örneklerde söz konusu olan gazların ideal gazlar olduklarını kabul ettik. Bu videoda ideal olmanın ne anlama geldiğinden ve gerçek gazların ideal gazlardan ne gibi farkları olduğundan bahsedeceğiz. Bir gazı ideal bir gaz olarak kabul etmek için kapladığı hacmin içinde bulunduğu kabın hacmine göre yok denecek kadar az olduğunu varsayarız. Ek olarak gazın molekülleri arasında etkileşim olmadığını da varsayarız. Bunu da not ediyorum. Moleküller arası etkileşim yoktur. Ancak gerçekte tüm moleküllerin bir miktar alan kapladıklarını biliyoruz. Bahsi geçen kap eğer çok büyük bir kapsa ve içindeki molekül yoğunluğu da çok yüksek değilse bu geçerli bir varsayım olabilir. Evet, bu durumda gazın moleküllerinin hacmi kabın hacmine göre göz ardı edilebilir. Benzer şekilde birçok durumda moleküllerin etkileşim içinde olmayacaklarını varsaymakta yerinde bir varsayım olacaktır moleküller arası kuvvetler zayıf olabilir. Hacmin çok küçük bir bölümünü kapladıkları için etkileşime girmek için birbirleriyle yakınlaşamıyor bile olabilirler. Dediğim gibi bu sebeplerden dolayı bunlar mantıklı varsayımlardır. Ve bizim bu eşitliği yani PV eşittir NRT'yi kullanmamızı sağlarlar. Bu birçok durumda oldukça değerli bir varsayımdır. Gerçekte her bir molekülün belirli bir hacmi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden molekülleri bir yere topladığımızda belirli bir hacmi kaplayacaklarını söyleyebiliriz. Yeterli sayıda molekül varsa, eğer kapta yeteri kadar küçükse gazın hacmi, kabın hacmi yanında göz ardı edilemez. Ek olarak moleküllerin bir şekilde etkileşime gireceklerini de biliyoruz. İki molekül Aynı hacmi aynı anda kaplayamayacağına göre aralarında bir itme gücü olmalı. Öyle değil mi? Ayrıca etkisiz kabul edilebilecek moleküllerde bile geçici dipol oluşumları, geçici çekme ve itme kuvvetlerinden bahsedebiliriz. Yeteri kadar ideal olmayan koşullarda bunu çizerek anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde moleküllerin kaba göre önemli bir hacmi kapladıklarını düşünelim. Moleküllerin hacminin göz ardı edilebilir olduğu ihtimalini ortadan kaldırıyoruz. Moleküllerin bir de birbirleriyle etkileşim içinde olduklarını varsayacağız. Aynı anda aynı yerde bulunamayacakları için birbirlerini itecekler. Bazı zamanlarda belki birbirlerini çekecek, bazı zamanlarda da itecekler. Bu gibi yani bu varsayımlarda bulunamayacağımız bir durumda ideal gaz yasasını biraz değiştirmemiz gerekecek